Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Müslümanların karşı cinsten bir insanla chatleşmesi, forum sitelerinde, internet ortamında konuşması caiz midir? Esasen bu soruya hemen caizdir veya değildir şeklinde bir kelimeyle cevap vermenin doğru olmayacağını düşünüyoruz. Konuyu farklı açılardan değerlendirerek her birinde birer ölçü vermenin bütün zamanlarda hangi konuyla ilgili olursa olsun erkek ve kadınların kendi aralarında karşılıklı konuşmalarında bu ölçülere riayet edilmesinin daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu açıdan öncelikle ifade edelim ki internette veya başka yerlerde veya ikili ortamlarda insanlar, müminler ve Müslümanlar birbirleriyle konuşurlarken sadece erkek kadın ilişkisi açısından değil erkeklerin de erkeklerle konuşurken dikkat edecekleri konular vardır. Yani erkekler, erkeklerle her türlü şeyi, her şekilde konuşabilirler anlamına gelmez. Çünkü İslami kurallara uygun, şehevi duyguları kamçılamayan, aksine manevi duygu ve hisleri uyandıran mübah helal şeylerin konuşulması caizdir. Erkekler erkekler arasında olsa bile. Bu açıdan bir defa konular açısından meseleye bakmak gerekiyor. Bir erkekle bir kadın birbirlerine nikah düşüyorsa bunların neyi konuşmaları uygun olur? Bir Müslümanın konuşması Müslümanca olmalı ve gerektiği kadar yeterince olmalıdır. Eğer internetten bir şey sormuşsa, bir konuda bilgi edinmek istiyorsa bir hanım veya erkek, onun karşı cinsi olan bir hanım veya erkek de ona uygun yeterince cevap vermeli ve konusu kesinlikle İslam'a aykırı olmamalı. Dolayısıyla şehevi duyguları tahrik eden, insanın aklına yanlış düşüncelerin gelmesine sebep olan gıybet gibi, yalan gibi, iftira gibi şeylerin konuşulması kesinlikle caiz olmaz. Öyleyse bir kadınla bir erkeğin kadınlığını ve erkekliğini ön plana çıkaran her türlü konuşma dinin elbette uygun görmeyeceği şeylerdendir. Diğer taraftan görüntü bakımından meseleye bakılması gerekiyor. Yani bir hanım Müslüman acaba eğer görüntülü bir konuşma söz konusuysa bu veya bir resmini koymak söz konusuysa hanımefendinin bu uygun mudur? Bir kadının kendi bedenini teşhir etmesi ve bunu internet ortamında velev tesettüre uygun bile olsa kesinlikle uygun değil. Yani edebi ve ahlaki anlamda bu uygun bir davranış değildir. Hele hele İslam'a uygun olmayan bir tesettür tarzıyla mesela el ve yüzünün dışındaki yerlerinde açık olması şeklinde bir resim koysa veya bu şekilde canlı olarak internette konuşsa elbette bu kesinlikle dinin tasip edeceği bir şey değildir. İlla zaruret anlamında mesela tıbbi bir konuda bir doktora danışmak gibi veya ilmi bir meseleyi o bilen uzmana sormak gibi zaruret derecesinde bir durum söz konusuysa o zaman da bakışlarına ve niyetlerine dikkat etmek durumundadırlar. Bir diğer konu yaptığımız sohbetlerde ve konuşmalarda ya da yazışmalarda erkek kadın arasında eğer birbirlerine nikah düşüyorsa vicdanımızı hakem tayin etmeliyiz. Bizim vicdanımız böyle bir olayın devam etmesinden yana mı yoksa değil mi? Hani demiş ya müftüler sana fetva verseler bile sen yine vicdanına danış. İşte burada bizim anlattığımız şeylerin suret anlamında, zahir anlamda elbette faydaları var. Bunlara dikkat etmek durumundayız. Ancak bütün bunlarla beraber vicdanımızın da ve bize vereceği bir karar olmalı. Yani bu senin açından uygun bir davranış değil. Yani vicdanımızda bir rahatsızlık eğer bizim içimizi acıtan, rahatsız eden bir durum söz konusuysa kesinlikle bundan vazgeçmek gerekiyor. Ayrıca acaba bu tür davranışlarımız, konuşmalarımız ve yazışmalarımız bende manevi hislerin, duyguların gelişmesine mi fayda oluyor? Yoksa nefsani, şehvani, işte İslam'ın uygun görmediği bazı duygu ve düşüncelerin, dürtülerin oluşmasına mı sebebiyet veriyor? Esasen en büyük ölçünün bu olduğunu söyleyebiliriz. Bir de bu tür alanlarda ikili görüşmelerin bir nedeni evlenmek niyetiyle olabilir. Bir erkek bir kızla veya bir kız bir erkekle evlenmek niyetiyle konuşabilirim. Evet internet ortamından bu tür şeylerin konuşmasına haram diyemeyiz ancak yukarıda anlattığımız ölçülere uygun olarak bir görüşme söz konusu olacaksa bunun çok ciddi alınması gerekiyor. İnternet ortamında şahsını ve ailesini çevresini tanımadığımız insanların birbirlerine verdikleri sözler ne kadar ciddidir, gerçekçidir? Ne kadar bu sözlerinde samimidirler. Bunları bilemiyoruz. Dolayısıyla kendisi hakkında ciddi anlamda bir bilgi sahibi olmadan verilecek kararların çok büyük hüsranlarla sonuçlanması mümkündür ve bunların çok kötü örneklerinde ne yazık ki bize değişik yollarda ulaşmaktadır. Özetle söylemek gerekirse Müslümanın konuşması, Müslümanın yazması Müslümanca olmalıdır. Müslümanca olmayan tavrı davranışlardan kesinlikle sakınmamız gerekiyor.